Merhaba, Merhaba İlkilerim kanalınıza hoş geldiniz. JK'in performansının etkisinden çıkabildiniz mi? Ben çıkamıyorum. İşe giderken ve gelirken kulağımda sadece Dreamers çalıyor. Kulaklığı çıkarıyorum, kafamın içinde sesi yankılanıyor çocuğun. İnanılmaz bir başarı elde etti. Dreamers Yet To Come'ı geçerek dünya çapında iTunes'ta en büyük çıkış yapan şarkı rekorunu kırdı. 100 ülkenin iTunes listesinde birinci sırada yer alarak bugüne kadar bunu başaran ilk ve tek FIFA Dünya Kupası şarkısı oldu. Jungkook ise bunu başaran ilk ve tek kişi. BTS kimsenin rakibi değil, sadece kendine rakip gördüğünüz gibi. Yabancı ve Türk medyasında Jungkook'un Dreamers sahnesi ana konulardan biri olarak veriliyor. Ay gördükçe içim kıpır kıpır oluyor. Annemin devamlı takip ettiği, benim de çok sevdiğim Halk TV'deki Ayşenur ablam da bahsetmiş yavrumdan övgüyle. Sonra da performansı yayınlamış. Programdan sonra annem mesaj atıp söyledi bana. Çok güzel konuştu yine kadın diye. Video annemden bu arada. Ayşenur ablam yine döktürmüş. Lafı gediğine koymuş. Buyurun izleyin de yorumlarınızı benimle paylaşın, olur mu? Sizi moralliyorum. Şimdi efendim birinci bölümün sonuna geldik. Programı bugün Katar'daki kupanın açılış töreninden bir sahneyle açmıştık. Birinci bölümü de BTS, benim sevgili lollipoplarım var ya BTS, onların Jungkook'u ile devam edeceğiz. Jungkook aldı başını gidiyor, dünya starı oldu. Tek başına ayrıca, BTS olarak değil sadece yet tek başına da. Şimdi enteresandır, BTS için nasıl bunlar bizim gençlerimizi eşcinsel mi yapmaya çalışıyorlar, kadın gibi bunlar diyenlerin kulakları çınlasın. Katar gibi şeriata dayalı sistemi olan bir ülkede açılış şarkısını Jungkook söyledi. Birinci bölümü onunla bitirelim.